günlerdir yağmur yağıyordu. Havayı açık bulduğumuz anda biz de yeniden keşfe çıktık. Hem de bugün karavanımızda sadece keyifli bir gün geçirmeyi değil, aynı zamanda Mars'ta ufak tefek birkaç yenilik yapmayı da planladık. O yüzden heyecanlıyız. Güneş gibi yeni yılda bizi çok fazla motive eden unsurlardan bir tanesi. Yeni başlangıçları seviyoruz. Kendimize böyle yeni hedefler belirlemeyi, yeni planlar yapmayı bizi gerçekten motive ettiğini hissediyoruz. O yüzden böyle sezonlarda da Mars'ta ufak tefek değişiklikler yapmayı seviyoruz biliyorsunuz. Mars'ı kışa hazırladığımız, yazı hazırladığımız şeyler bizi gerçekten çok motive ediyor. O yüzden bugün böyle Mars'ı süsleyeceğimiz tatlış bir gün planladık. Havayı da Aralık ayında böyle yakalamışken bunu değerlendirmemek zaten çok saçma olacaktı. Hadi başlayalım. Hadi gelin. Diğer çözümümüz de burada. Şu an test aşamasında olduğu için size bahsetmiyoruz ama kış için karavanımızın içerisinde nasıl banyo yaptığımızda çalışmalar sonrasında size anlatacağız. Çok güzel çözümler bulduk. Özellikle bizim gibi karavanın da kapalı bir kabin olmasını istemeyenler için baya faydalı olabilir. Ama bugünün konusu o değil. Bugün Mars'la ilgileniyoruz. Bugün Mars'ı süslüyoruz. Bugün bu arada yani yağmurlu bir sürü günün arasındaki tek gün. Geçen senelerden şöyle bir ağaç figürümüz vardı, hatırlayanlar olabilir. Bunu Hohoho Stüdyo'dan almıştık böyle. Onlar çok tatlı bir girişimler. Siz de göz atabilirsiniz böyle bir şey yapmak isterseniz. Bu sene biraz farklılık yapmak istiyoruz. O yüzden de bu ağaç parçalarını beyaza boyamaya ve böyle daha beyaz bir çam ağacı oluşturmaya karar verdik. Elimizden geleni yapacağız. Süslerimiz de var. Birkaç tane böyle ufak tefek doğal şeyler de toparladık. O yüzden böyle kendin yap konseptinde bir şeyler ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Çok değil, daha konuşmak istemiyorum çünkü kafamızda bazı planlar yaptık. Beklentileri arttırmayalım. Evet, ama nasıl gider bilmiyorum o planlamalar. O yüzden hep birlikte göreceğiz bakalım. Sadece ahşaplarını boyamayı düşünüyorum. Ne dersin? Evet evet ya. Ya iplerine değil. Tabii o çok daha zor olur. Evet, bir de böyle sonra hani aşırı fazla boyamak yerine böyle hani doku vermek gibi bir fikir var aklımda. İlk önce onu deneyelim bence. Hadi bakalım. Bakayım. Durmuş mu? Şurayı kaç bileyim mi? Çok iyi olur. Ya her yer kum olduğu için ancak bu kadar bir taş bulabildim. Olsun olsun, iş gördüm. Tamam, ilk deneme. Kurumuş mu boya? Biraz yok, şey ağzı kurumuş. Ya işte şey diyorum bak, bazen böyle yüzeyler kalacak ya, bence kalsın onlar. Doğal. Ağaç ya, güzel yani. Şey yapayım, alıştırayım şimdi. Bir de Burçin bahsettiği doğal olanlardan da kozalaklarımız var. Burada minnaklar da var. Bir de belki bunlardan tepesine bir şeyler yaparız bağlayarak. Sandalye varken niye sandalyeye oturmadıysam şurayı çömeştim. İki büklüm. Bir tanesini böyle dalla tuttururum. Bunu da babamın silikon tabancasını çaldım. Onu tuturuz. Nasıl oluyor? Üstünde beyaz da olduğu için aslında çok güzel oluyor. Böyle sırf altın sarısı gibi değil de. Bak gördün mü? Evet. Böyle doğal kalmasını istiyorum çünkü sırf böyle full altın gibi de olmasın.
Böyle çok doğal oldu. Niye dalga geçiyorsun? Bence beğenmedin mi gerçekten? Çok beğendim. Ya. Eskitme. Lütfen eleştirileri açayım. Beğenmediysen söyle. Ha, bence güzel oldu. Fırçam küçüğü yuttu. Yaşam. Dur. Çıkmıyordu ha. Çıktı. Tamam. Şimdi bir tane kurumuş fırçam var. Fırçaları sürekli kullanıp sonra temizlemediğim için kuruyan. Onunla bir daha üzerlerine böyle pıt pıt altın tarası geçeceğim şimdi. Aslında kuruduktan sonra yapsam daha iyi olur. Ama acıktım. Ve yemek yaptıktan sonra bunların asmaya uygun olmasını istiyorum. O yüzden yemekteyken kurusunlar. Şimdiden bütün evet. Boya işlemlerini bitirelim. Aynen. Planım bu. Ay sizde ev ekonomisi dersi vardı değil mi? Vardı. El işi de vardı. El işi diye ders var mıydı? Ev ekonomisi vardı işte el işi yaptığımız. Ayrıca el işi var mıydı? El işini resim dersinde yaptın mı? Ha evet anladım ama el işi diye bir ders yok yani resim dersinde el işi yapıyordum. Ev ekonomisinde el işi yapmıyordum. Ya biz yapıyorduk işte makrame çanta yapıyorduk işte ne bileyim seramikten kupa falan yapıyorduk. O projelerde ben hani böyle sınıfta şey var ya projeyi aşırı önemseyen. Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. Annemle birlikte inanılmaz derecede saçma sapan uğraşıyorduk hepsiyle. Hadi yeme. Alır hadi. Menümüzde ne var? Tabii ki de karavanda yemek demek, pratiklik demek. O yüzden de yine aşırı pratik bir şey yapacağız. Birazcık kahvaltıya da benziyor ama zaten sabah kahvaltıda böyle yulaf türevi şeyler yediğimiz için bugün onu gayet yapabiliriz. Ekmek üstü harika lezzetli bir şey yapacağız. Üstüne bir de yumurta koyacağız. Yanımızda ıspanak var, soğan var, mantar var galiba. Onlarla birlikte çok sevdiğimiz yemeklerden mi yapacağız? Ekmek üstü lezzetler çok fazla yapıyoruz karavanda. Çünkü hem yapması çok kolay hem de gerçekten tosta gerek yok. Yani yanında ekmek de yiyebilirsiniz ama onun bence bambaşka bir keyfi oluyor. Hazırsanız başlayalım. Erci sunumu önemser. Ama yani önemli tabii ki de ya. Birazcık uğraşması etmesi görsel yani önemli değil midir? Not verirken bile ona göre de verirler. Tabii. Menümüzde Erdin'in bahsettiği gibi güzel bir ekmek üstü lezzet peşindeyiz. Burada ekmek birazcık fark yaratan unsur oluyor. Yani çok iyi bir ekmek olması bence işin lezzetini katlıyor kesinlikle. Şöyle biz zerdeçallı bir ekmek almıştık. Yani tadının ne kadar iyi olduğunu söyleyemem. Gerçekten muhteşem. Bizim Urla merkezde Leone diye bir tane çok sevdiğimiz bir pastane var. Orada çok çok iyi ekmekler yapıyorlar. Biz de o ekmekleri genellikle böyle alıp evde de hatta buzluğa hani dinlemeye falan koyup bu tarz şeyleri çok hızlı ve pratik şekilde yapmaya gayret ediyoruz. O yüzden güzel ve özel bir ekmek kullanacağız bu yaptığımız menüde. Onun dışındaki şeyler çok basit. Ispanak, mantar, çedar peyniri, yumurta. Şimdi ekmeği şunda kızartacağım ki sıcak kalsın. En azından kabı sıcak olursa, değil mi? Uf, şuna bak. Sanat eseri. Ekmeğin tek şeyi yani karavanlık tam bir kırıntı şov. Pişirir şey yapacağım. Ya bu şeyler kamp tavaları efsane hızlı şey yapıyor, ısınıyor. Baksana. Ben şu an sade yemeğe okuyayım.
mantarları böyle kesiyorum Burçin. Küp tamam. Küp mü isterdin yoksa? Yok yok, hayır, öyle olsun bence. Gerçi bizde bu kural, kim kesiyorsa onun istediği şekilde kesilir. Yemeği kim yapıyorsa. Evet. Şimdi ama yemeği beraber yaptığımız için. Kim kesiyorsa. Oyuncu değişikliği. Dar alanda kısa paslaşmalar. Karavanın olmazsa olmaz sloganı. En düzensiz ıspanak kesme operasyonu. Jamie gibi işte. Ya çok da kesilmesine bile gerek yok da zaten. Evet, çok körpe yani. Eriyorlar çünkü. Evet. Şöyle hafiften bir bölünmüş olsun. Karavanda en çok dikkat ettiğimiz şey aslında pratik bir şeyler yiyeceğiz diye sağlıksız bir şeyler yememek. Çünkü hani tabii ki biz de günlük hayatımızda karnıyarık seviyoruz yani mesela, ama karnıyarık gibi bir yemeği böyle bir yerde yapmak çok hani pratik değil. O yüzden elimizden geldiğince böyle pratik ama sebze ağırlıklı, sağlıklı, işte karbonhidratların birazcık daha tahıllardan geldiği gibi böyle kendi çapımızda spontane menüler yaratmaya çalışıyoruz. Erdin'in bahsettiği gibi ekmek üstü lezzetlerin güzel olan kısmı üstüne sürekli farklı farklı sebzelerle kombinasyonlar yapabilmek. Çünkü hani tost da yapabiliriz ama tabii nispeten bu çok daha sağlıklı. Çünkü içine bir sürü sebze girmiş oluyor. Poşe gibi üzerine kapatmaya çalışıyoruz. Hop. Güzel güzel. Tam ekmek boyutlarında güzeldir değil mi? Elif ben geleni yaparım. İçinin şey kalması da önemli. Akışkan. Evet. Bundaki sıkıntı sarı şuraya saklandığı için. O daha zorlu. Muhteşem görünüyor. Hayır. Ya! Hayır, o zaman burada patla. Madem öyle burada patla. Senin. Bir olanı sana verdim. Bölmek ister misin? Evet. Afiyet olsun. Muhteşem görünüyor. Hadi gel. Atölye masasında yiyor. Ay, ayakkabılarımı giymeyeceğim valla. Tabii. Giyeceğim hemen. Ben böyle dalıyorum. Dal bakayım. Öyle mi daha rahat olur? Yani. Peki. Çok akışkan değilse bence olur. Hmm.
Sana ikinci için başka bir yorum. Harika. Erimiş çedar üzerine çırpılmış yumurtalı. Tam çırpılmış değil, karıştırmış. Sen bundan istiyor musun? Güzel. Daha iyi olmuş. Biraz daha ince kestim. İlkinden öğrendiklerimi... İlkinden öğrendiklerimi ikincisinde uyguladım. Kurumuş mu? Kurumuş. Harika. Evet. Ağacımızın yeri şurası. Şunu çok azıcık açmamız gerekiyor. Oradan minik bir tornavida verebilir misin ucunlara? Dünden hazırladığımız tornavidamız. Bunu buraya koyuyorum rahatlıkla çünkü kurudu. Tamam. O yüzden kalbin küt küt atmasın yani. Bu yeterli galiba. Oley. Beyaz daha güzel durdu bence geçen seneden. Daha öne çıktı. Evet. Şimdi onu oraya sabitlemek lazım. Aynen. Her sene ağacı nasıl sabitlediğimizi unutup baştan hatırlamaya çalışıyoruz. Şundan da herhalde erdi. Değil mi? Evet. Şimdi zaten bu yatağa sıkıştığı için sıkıntı yok. Evet. Şuradan. Bir şunu yapsak olur. Hı-hı. Bunlar da arada tıngırdasın canım. Şundan da bir destek. Karavanının kendini yapmanın faydası bütün vidaların tahtaların altında ne olduğunu bilmek. Doldurmaya hazır mısın? Evet. Bunlar toftik olduğu için bayağı iyi. Evet, ses de yapmıyor. Güzel başlangıç. Buyurun. Teşekkürler. Çalıştı. Süper. Tamam, hazırız. Allah. Her tarafı mahvetmeden çabuk getir. Abi ben sana şey yapmadım ki daha. İlk bunları yapacaksın değil mi? Her şey tekli olduğu için bunu da tekli koymak lazım. Bence de daha güzel olur. Zaten büyük bir parça. Silikon tabancası kontrolümden çıktı. O yüzden bunu hızlıca yapıp sonra üstündeki diğer parçalara geçelim. Küçük. Bir salla bakalım yolda nasıl olacak. O gayet iyi. Güzel. Ondan yana bir problem yok. Küçük çamları buraya yapmaya çalışacağım. Çok şu an geldi. Güzel olmuş. Hepsinin hakkını yemişiz. Tamam, şimdi son şey kaldı. Üstüne yıldız. Oldu değil mi? Bence gayet iyi. Tamam. Şimdi bunları silikonla yapıştıracağım asıl. Bence zorlanacağım kısım o olacak. Çünkü silikonla çalışmayı hiç bilmediğim için yönetmesi biraz zor oluyor. Ay. Bu
olan haber fazlası donarak sonra kopartılabiliyor. Eğer öyle olmasaydı çok zor olacaktı. Hazır mıyız? Tadam. Ellerine sağlık Çinci. Senin ellerine sağlık, güzel oldu değil mi? Bence sade ve güzel oldu. Aynen. Sen de böyle olsun. Evet evet. Bu ışıkların kafaları değişebiliyor. O yüzden çok pratik. Sadece onlara ek kafa alarak böyle farklı konseptler yaratabiliyorsunuz. Bunları IKEA'dan almıştık. Alalı çok oldu gerçi. 3-4 sene olmuştur değil mi Erdi? Olmuştur. Böyle ara ara farklı şeyler ekleyerek değiştirmeye çalışıyoruz. Geçen sene bu versiyonu kullanmıştık. Bu sene şimdi kar tanesi yapacağız. Evet. Kara özlem duyan İzmirliler olarak arabanın içerisinde kar figürleriyle süslüyoruz. Kara gideriz ama ya. Yağsın bir de. Hüsar Yaylası'nda yetmedi mi? Evet, Hüsar'da gördük ya, çok muhteşemdi hem kar hem de aynı zamanda senenin ilk karını, sezonun ilk karını diyeyim daha doğrusu. Sezonun ilk karını Hüsar Yaylası'nda Bulut Denizi ile beraber gördük. O yüzden bence uğur getirebilir bize. Büyük şans. Hazırım. Bu piller çok iyi değilmiş galiba. Biraz titrek yandı o yüzden ama. O efekt. Efekt o. Bu çimenim yaptığım beğenmediği için düzeltiyor. Ya. Tabii ki. Beni niye? Şikayet ediyorum sana. Evet. Arkadaşlarıma. Ama şuradan geçirince bak çok daha değerli toplu duracaktı o yüzden. Ne farkı var arkadaşlar? Soruyorum. Arkasında işte böylece gizli ve sabit duruyor. Öbür türlü sağa sola kayıyor. İşte bunlar detaycılıklar. O yüzden... Bu hayatı zorlaştıran. O yüzden kim o detaya takılıyorsa görev onun. Evet. Bu detaya ben takıldığım için ben yapacağım. Güneşi batırdık, Mars'ı süsledik. Artık yeni yıla hazırız. Hazır mıyız? Evet, yeni yıla bence uzun bir süredir hazırız. Çünkü 2020 biraz zorlu geçti. Herkes için bence oldukça fazla inişi çıkışı olan bir seneydi. 2021 için yani umutluyuz. O yüzden de kendimize olabildiğince motive etmeye çalışıyoruz. Mars'ı da kendimizi de yeni yıla, yeni başlangıçlara, güzel günlere hazırlamaya gayret ediyoruz. Umarız siz de kısa da olsa bir mola verebilmişsinizdir. Evet, şu an Zeytinelindeyiz. Yarımadayı keşfetmeye devam ediyoruz. Geçen sene o Çeşme'ye doğru giden yarımadanın kuzeyindeydik. Yani İzmir Körfezi kıyılarında. Şimdi güney kıyı, yani Ege Denizi'ne bakan kıyılarındayız. Evet, bu tarz yakın diyarlara yaptığımız keşiflerimiz devam edecek. İzimizi takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.